Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'de if else yapısının nasıl gerçekleştirildiğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak boş bir proje başlattık. Eski projemin aynısı aslında. Ben burada bir tek ne yaptım? Daha önce yazdığım kodları sildim. Şöyle bir run yapalım. Herhangi bir şeyin gelmiyor olması lazım. Çünkü fonksiyonum içinde herhangi bir println ifadesi yok. Şimdi if else yapısını anlatırken önce integerlardan, daha sonra da string'de if else'i nasıl kullanırız veya karşılaştırmayı nasıl yaparız onlardan bahsetmeye çalışacağım. If else'leri anlatırken yani genel konumuz karşılaştırma yaparken if else'i kullanmak. Şimdi ben bir değişken tanımlıyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Variable'la yapıyorum. Ve daha sonra sayı 1 dedim. Ve bu sayı 1'in integer sınıfından bir öğe olduğunu, integer tipinde bir değer olduğunu söylüyorum. Ve buna 5 diye bir değer atadım. Daha sonra sayı 2 tanımlıyorum. Bunun karşısına farklılığı görmek adına herhangi bir şey yazmayacağım. Eşittir diyorum. 3 yapalım. Şimdi bir de sonuç diyelim. Bunun da integer olmasını ve şu an için 0'a eşit olmasını söyleyelim. Öncelikli olarak şöyle bir şey var. Normal Java'da nasıl yapıyorduk? Eğer derim sayı 1 büyüktür sayı 2 ise, tamam. Ne deriz? Şöyle bir süslü parantez açıp else deyip sonraki ifadeyi buraya yazabiliriz. Buraya gelip print line sayı 1 sayı 2'den büyüktür. Aksi durumda, yani sayı 1'in sayı 2'den küçük olduğu durumda ise sayı 2 sayı 1'den büyüktür. Bu zaten Java'dan veya herhangi bir programlama dilinde bildiğimiz bir ifade. Tamam. Çalıştıralım bakalım. Ne demesi lazım? Sayı 1'in sayı 2'den büyük demesi lazım. Sayı 1 sayı 2'den büyüktür. Doğru mu? Doğru. Peki başka ne gibi bir kullanımı olabilir? Burada işte Kotlin'deki farklılık, mesela ben if'teki sonucu, yani if ifadesi normalde bir herhangi bir şey return etmez. Ama ben buraya gelip sonuç eşittir deyip direkt olarak eğer sayı 1 büyüktür sayı 2 ise result kısmına, yani sonuç kısmına mesela ne yapabilirim? Sayı 1'i yazdırabilirim. Eğer else if deyip sayı 1 sayı 2 büyüktür sayı 1 deyip sayı 2'yi verebilirim buraya. Yani büyük sayıyı. Burada yine bir hata alıyoruz. If else if gibi, yani bu statement'ta if diyorsanız bir else demeniz gerekiyor arkadaşlar. O zaman da 0 atayabilirim. Daha sonra da print line deyip en büyük sayı dolar sonuç diyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. En büyük sayı 5 dedi. Mesela şunu 13 yapalım veya 35 yapalım. Bir de böyle deneyelim. En büyük sayı 35 dedi. Şimdi burada ne yaptık? Eğer dedik sayı 1 sayı 2'den büyükse bir return ifadesi yaptık. Sayı 1'i dönder dedik ve bunu gördüğünüz gibi eşittirle if'in sonucunu ben burada başka bir değişkene atayabiliyorum. Yine aynı şekilde sayı 2 sayı 1'den büyükse sayı 2'yi sonuca ata. İkisi de yani eşitse aslında da 0 atayabiliriz. Ve burada eğer sonuç 0 ise de bir başka bir ifade yazdırabilirdik. Yani bu ifadenin Java'da karşılığı yok ama Kotlin'de böyle bir şey düşünmüşler ve çok daha hızlı bir şekilde if else'imizi yazabiliyoruz. En basitinden if else kullanımını böyle gösterebiliriz. Bir de gelin ne yapalım? Şeylerde, string ifadelerde karşılaştırmayı nasıl yapıyoruz? Var dedim. str, yani string'in str'si 1. String diyorum buna, eşittir. Mesela Emre yazalım. Aynı şekilde var diyelim, str 2 diyelim, string ifade olacağını söylüyoruz ve de buna da küçük harflerle Emri diyelim. Şimdi programlama dillerini biliyorsanız bu iki ifadenin birbirine eşit olmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü farklı. Biri büyük E ile başlarken biri küçük E ile başlıyor. Buraya geldim. Eğer dedim
str1.equals eşit mi str2'ye? Açtım süslü parantezlerimi ve buraya print line dedim. Aynılar. Aksi durumda ise print line deyip farklı yazdıralım. Şimdi bir çalıştıralım. Ne dedi? Farklı dedi. Çünkü dediğimiz gibi farklı. Peki ben bunu böyle büyük E yaparsam ne olacak? Aynı demesi gerekiyor. Aynı dedi. Şimdi bu ifadede biz Java'yı anlatırken ne demiştik? Java'da aynı sayıları karşılaştırırken eşit eşit iki tane eşittir koyup iki integer değeri karşılaştırabiliyorduk. Ama stringlerde bu işe yaramıyor diyorduk ve bunun için equals'ı kullanıyorduk diyorduk. Peki şöyle de bir özellik de var, onu da hemen bahsedelim. Mesela şurası şöyleyken şunu aynen kopyalayayım, bu burada dursun. Şöyle yapıp str2 dedikten sonra buraya ignore case dediğimiz bir ifade var. Yani bu ne demek? Büyük harf küçük harfi umursama. Yani şuradaki Emre ile şu Emre'nin aynı ifade olduğunu düşünüyorsak biz buraya ne geçeriz? True geçersek bakın bu sefer ne diyecek? Gördüğünüz gibi şurada farklı dese, yani klasik metotta buralar aslında farklı. Ama ben büyük harfi küçük harfi umursama, sadece içeriye bak. İkisinde de Emre mi yazıyor? Evet. Buradaki ifadeyle ben bunu da sağlamış oluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki ifade artık eşit. Ve de son olarak şundan da bahsedeyim. Biz Kotlin'de artık str1 eşit eşit str2 gibi bir ifadeyi kullanabiliyorum. Stringlerin karşılaştırmasında iki eşittir ifadesini de bu şekilde kullanabiliyoruz. Tekrardan bir bakalım. Gördüğünüz gibi farklı dedi. Şimdi şurayı bir E yapayım. Aynı ifadeler olsunlar. Gördüğünüz gibi aynı dedi. Yani string ifadelerde de biz bu iki eşittir yan yana olan versiyonu kullanabiliriz. Integer değerlerde zaten kullanıyorduk ama string ifadelerde kullanamıyorduk. Kotlin'de artık bunu da yapabiliyoruz arkadaşlar. If'lerden, else'lerden hani basit olarak, temel olarak şu an için bu kadar bahsetmek yeterli. İlerleyen derslerde farklı farklı kullanımlarını da görebiliriz. Ama temel olarak if else Kotlin dilinde bu şekilde kullanılıyor. Şimdi isterseniz bir de null olayından, null değerinin Kotlin'de nasıl ele alındığından biraz bahsetmeye çalışayım. Şimdi mesela buradaki SRC klasörüne yeni bir Java sınıfı oluşturdum ve öğrenci Java diyorum bunun adına. Dedikten sonra buraya geldim. Private string dedim. Name diye bir tane değişken olsun ve ben bunu burada null değeri atayım. Bu Java'da olası bir durum, normal bir durum. Hani string bir ifadeye biz null değer atayabiliriz değil mi? Ve buna buradaki test dosyamdan ulaşmam için ne olması lazım? Bu private bir değişken olduğu için ben buna direkt olarak erişemem ve bir public metodum olması lazım. Gördüğünüz gibi getName ve setName'i public bir şekilde oluşturuyorum. Ve daha sonra diyorum ki buraya val değişken Emre eşittir direkt olarak öğrenci Java. Ne yaptım? Öğrenci Java dosyasından, klasından bir nesne yarattım Emre adı altında. Buraya geliyorum ve print line dedikten sonra Emre.name desem arkadaşlar ne olacaktır? Bana null değeri verecektir değil mi? Bir bakalım. Evet, null değerini verdi gördüğünüz gibi. Şimdi bu normal bir durum. Neden? Çünkü ben burada name'e null değer atamışım. Burada herhangi bir exception almam zaten söz konusu değil. Ama biz null point exception'ları ne zaman alıyoruz? Bu null değerle ilgili bir işlem yaptığım zaman. Mesela name bir string'ti. Nokta deyip ben bu string'in mesela uzunluğunu almaya çalıştığımda ne oluyordu?
İşte siz null bir değerin uzunluğunu bulmaya çalışırsanız bu sefer null değil null point exception alırsınız. Her zaman da işler bu kadar basit ve belirgin olmaz. Sonra da düşünürsünüz acaba nerede ne oldu da böyle bir hata aldım diye. Java'da olay bu şekilde. Bir de gelin isterseniz bu durumda Kotlin nasıl davranıyor? Buraya yine geldim. Bu sefer Kotlin'den bir class oluşturuyorum ve öğrenci Kotlin dedim. Yani Kotlin ile ilgili öğrenci sınıfı. Buraya geliyorum. Burada biz atamamızı nasıl yapıyorduk? Var dedim. Name dedim. 2 nokta string dedim. Noktalı virgül koymama da gerek yok. Bakın bunu yazar yazmaz zaten bir hata verir. Ne diyor? Bir initialize işlemi yapmanız lazım diyor. Tamam. Null atıyorum. Buna da kızdı. Neden? Çünkü diyor null string null olmayan tip olan string'e atanamaz. Ben ilk yazımda şöyle bir ifade kullanmıştım. Kotlin'de string ile string soru işareti diye iki farklı tip söyleyebiliriz. Tabi bu integer'larda da var, double'da da var, boolean'da da var. Bu şu demek. Sizin kullandığınız bir normal bu string sınıfı null değer alamayacak şekilde tasarlanmıştır. Yani ben buna gidip de böyle bir null değer atayamam. Yalnız bunu atayabilirim. Bu bir null değer değil. Bu bir boşluk değeridir. Null'la birebir aynı değildir bildiğiniz gibi. Bu boşluktur. Null ise null'dır arkadaşlar. Şimdi onu Türkçe olarak tam nasıl açıklıyorum bilmiyorum ama. Yani ben böyle bir ifadede buraya gidip de direkt olarak null değer atayamıyorum. İlk seferden böyle bir güvenlik zaten bana sağladı. Ben buna illaki null atayacaksam buradaki tipimin yanına bir soru işareti koymak zorundayım ve bu ifade ile string ifade bir değildir. Siz bir tipin sonuna soru işareti koyduğunuzda o nullable değer alabilecek bir farklı bir ifade oluyor. Ve ben bu sayede bu name'in string olabileceğini aynı zamanda da null bir ifade alabileceğini burada belirtmiş oluyorum. Peki geldim buraya öğrenci Java dursun. Burası böyle dursun. Bir de while Hasan diyelim ve bunu da Kotlin sınıfından yani öğrenci Kotlin sınıfından bir nesne üreteyim. Daha sonra print line diyelim ve de buraya Hasan.name diyeyim. Hasan'ın adını ben burada yazdırmak istiyorum. Yani ne bekliyorum aslında? Null bekliyorum değil mi? Hani null değerin gelmesini bekliyorum. Şurada herhalde şunları yorum satırı içine almam lazım. Bu arada Kotlin'de de yine yorum satırlarını alırken Java'da kullandığımız bu ifadeyi kullanıyoruz. Farklı bir durum söz konusu değil. Ve gördüğünüz gibi Hasan.name deyince null değeri verdi. Peki deminki gibi buraya gelip nokta .land dediğimde bakın gelmiyor. Geldiği zaman da bir hata veriyor. Diyor ki sen burada bunu kullanman için ya bir soru işareti deyip yani buradaki name'in null değer alabileceğini bana böyle belirtmen lazım. Aksi takdirde ben bunu çalıştırmam. Bu da bir güvenlik. Bu sefer yaptığımda null değerini aldım. Bakın null point exception hatası almakla null değer almak aynı şey değil. Uygulamam hiçbir şekilde crash olmayacak, çalışmaya devam edecek ve null point exception almıyorum ben bu sayede. Ha illaki ben bunu direkt olarak çalıştırmak istiyorum diyorsanız da bu sefer iki tane ünlemi koyuyorsunuz. Bu sefer herhangi bir null olup olmadığını kontrol etmeye çalışmıyor. Aynı Java'daki gibi uyguluyor ve gördüğünüz gibi Kotlin'de null point exception'ı almak için böyle bir ifade kullanmak zorundasınız. Yani Kotlin bu sayede bize null point exception'lardan kurtarıyor. Direkt olarak null ifade yazınca zaten sizi uyarıyor şurada. Bunu verebilmek için bir kere bunu kullanmanız lazım ve bunu yazdıktan sonra buradaki değişkeni kullandığınız her yere bunu böyle soru işareti koyarak belirtmeniz lazım. Böylece her durumda sizin o değişkenin null olup olamayacağını da ne oluyorsun farkında oluyorsunuz. Ve bunu kullandıktan sonra null değerlere erişmeye çalıştığınızda da yine kendi içinde bir null check yaptığı için herhangi bir exception vermiyor ve de sadece null değer vererek uygulamanızın crash olmasını engelliyor arkadaşlar. Sözün özü bir değere biz null atayamıyoruz default olarak. Aynen şöyle şurada da bir tane başka bir örnek yapalım. Val diyelim.
işte no diyelim, bunun bir integer değer olduğunu ve ben buna gördüğünüz gibi null atayamıyorum. Buna null atamam için buradaki veri tipinin sonuna soru işareti koymam gerekiyor ve de bunu kullandığım her yerde de ne yapmam lazım? Şöyle yapalım. Numara 2 nokta diyelim. Dolar no. Bunu burada yaptığımda ne olacaktır? Sadece null ifadesini göreceğim arkadaşlar. Numara null. Evet. Bunları da yine ilerleyen derslerde uygulamalarımızı kullandıkça, hani uygulama geliştirdikçe çok fazla kullanacağız. Ama temel olarak bu bilgiyi de bilmeniz yeterli. Mesela zaten şu öğrenci Kotlin dosyası, mesela şu dosyayı şuradan kod kısmından Java file'ına çevir dediğimde gördüğünüz gibi zaten deminki ifade ne oldu? String'in sonuna bir soru işareti koydu. Hani bu string ifade alıyor ama null değerde alabilir diye farklı bir veri tipi aslında bizi burada karşılıyor arkadaşlar. Evet, bunu bilmeniz şu an için yeterli. Geriye aldığımda da gördüğünüz gibi. Burada yine şunu fark ediyorsunuzdur. Bakın Java'da şu kadarlık kod, Kotlin'de aslında tek satırlık koda denk geliyor. Bu dersimizi de böylece bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.